Caner Güray, bak şimdi. Sene 2015 liseden mezun olmuş. Mersin'de Temmuz ayında kan kusturan sıcaklarla uğraşırken lise diplomamı almak için okula gitmem gerekti ve öyle sıcağında yola çıktım. Evden duş alıp çıkmama rağmen apartmandan iner inmez yine terden sırılsıklam oldum. Ne berbat bir durumdur o da ya. Adana'da Ya duş böyledir, değil mi aldıktan Turan? sonra şapır Öyle şapır böyle. terleme işi ne berbattır Allah kahretsin, aklıma o geldi ya, o anlar geldi, yaz yine geliyor. Çağımızın en rezil icatlarından biri olan kliması sürekli bozuk olan yan yana üçlü koltukları olan ve yolcu tarafında camı olmayan bu ne be oğlum bu? Of. Askaban tutsağı mı ne bu lan böyle bir şey yok. Tipi gözümün önüne geldi, biliyor Bak musun? kliması sürekli bozuk olan yan yana üçlü koltukları olan ve yolcu tarafında camı olmayan dolmuşlardan birine denk geldim. Şoför de bir yandan kırbaçlıyor herhalde. Nereye lan? Ha? Mersin merkeze mi lan? Şoförün yanı dolu olduğu için rüzgar fazla gelsin diye şoförün tam arkasındaki koltuğa oturdum. Oy, en iyi koltuk lan. Bu arada harbiden iyi koltuk. Dediğim gibi şoförün yanında bir amcamız var. İki koltuk yanıma yaşlı bir teyzemiz benden hemen sonra oturdu ve iki sıra arkada benim yaşlarımda bir kız var. Dolmuşum mevcudu bu kadar. O zamanlar Nokia Lumia 5, Denktir 520 ama diye onlar. teknolojim bile utandığı bir telefonum var. Tabii o zamanlar bizim için en popüler sosyal medya uygulaması Facebook ve ben Facebook ana sayfamı şu anki Instagram keşfeti gibi kullanıyorum. Okula son kez gidiyor olmamın da verdiği mutluluk ile Facebook güzel videolar izleyip keyifleniyorum. Bir anda önüme bir NBA sayfasını paylaşmış oldu. 7 saniyelik ve görselinde smaç olan bir video geldi. Hay basket sevgim lisine sıçayım ki o videoyu açmış bulundum. Bir anda sonsuz açık bir şekilde porno sesi gelmeye başladı. Ya o makaralar neydi ya? Konu Ronaldo Türkçe konuşuyor. Ya düşünsene dolmuşçusun zaten siktir. Sıkış demiş camı bile yok. Kliması bozuk 56 derece. Arkadan bir anda aa diye ses gelmeye başladı. Ya Hayvanlar hayvan gibi değil mi? gülerdik o arabada olsak. Of. Ama kadın nasıl bağırıyor? Özellikle aratsam böyle bir şiddet bulamazsın. Ben kriz yönetiminde sesi duyduğum anda girdiğim şokla beraber tuş kilidini kapattım. Ey bütün Nokia yöneticileri sizin, ben tuş kilidini tekrar açmaya çalışırken verdiğim efor hayatta hiçbir şey vermemişimdir ama nafile ben uğraştık şeyle bayağı birbirine dolanıyor. Oğlum bayağı lavuk telaş yapmış ve minibüste porno oynuyor. Video kapanmadı ve 7 saniye boyunca o sesleri tüm dolmuş beraber dinledik. Ben tabii etrafıma asla bakamıyorum. Tabii ki bakalım abi. O dakikadan sonra sen kör oldun yani öyle diyeyim. Oğlum insan arabadan deli. Ne yapacak Yani oğlum? nasıl insan Oto dolmuş olacak? gidiyor oğlum. Ne camdan mı atlayacak? Görevimiz tehlike gibi yok. Kaptan diyecek duracak. O zamanlar boyun 1.93. Hiç saklanıp gizlenecek de bir halin yok. Mersin'de adın sapığa çıktı. Ama koltuğa öyle bir gömüldüm ki utancımdan 1.40 falan olmuşumdur. Teyze cık 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 diyerek kalktı ve en arka koltuklara doğru yola çıktı. Şoför aynadan öyle bir bakıyor ki durakta tüm dolmuşları götürüyor. Sonra sesimi çıkarmazdım o an. Şoförün yanındaki adam bana bakıp sırıtmaya başladı. Abi bakıp sırıtmak daha kötü kalkıp gitmekten ya. Hani senin de mi merakın var o işlere? Hani sırıtış ne anladın mı? Sırıtış berbat bir şey yani. Ne izliyorsun lan? Bildim onu. Ben niye sırıtıyor anladım. Hani niye sırıtıyor? Bildim o videoyu. Falan diye mi sırıtıyor? Niye sırıtıyor adam? İğrenç bir şey sırıtması. Arkadaki kızın ne yaptığını görmedim bile. Utancımdan arkaya bakamıyorum. Müsait bir yerde bile inemedim. 2 durak sonra yolcu almak için durup kapı açılınca okula 2-3 kilometre kala atladım dolmuştan ve koşarak kaçmaya başladım. Niye koşuyorsun peki? İndikten sonra niye koşuyorsun hocam? Onu Bir de oğlum 1.93'sün. bir Zaten seni sıcak var. herkes eşkalini okeyledi senin. Sen artık o oradaki insanlar için sapık adamsın da. Erdem bir sapığı. Yani Mersin. Lisemin bana son kıyağı boktan bir Mersin sıcağında utançtan mosmor olmuşken üstümde sıksam 5 metre ter akıtacak tişörtle diploma almamdı. Berbat bir anı ya. Oğlum Ben size utanç şunu budur işte soruyorum. ya. Bu var ya bu berbat bir şey işte. De şarıl şarıl kep attığını düşünsene abi. Bak en kötüsü ne biliyor musun? Gülen abi. Oğlum çok tedirgin edici ya. Ya Ya iyi biraz porno. gevşetmez misiniz ama Yok be gülmesen? abi. Manyak mısın? Ya Niye gülüyor abi herif? Porno. ne? Aa o ses geliyor telefondan. Herif sana bakıyor. Hani. Aynen. Falan yapıyor ya. Çok kötü ya. Of. Biz de izliyoruz onları. Aynen. Ya bu Bir çocuk şey diyeceğim. Almanya'da falan okumuştur üniversiteyi. Size öyle diyeyim. Bu çocuk Empati Mersin'de yapın. yaşayamaz abi. Empati yapın ve bu krizi nasıl yönetirsiniz? Sizden bunun cevabını istiyorum üçünüzden de. Nasıl Ben mesela direkt böyle bir ana denk geldiniz? kaptan diye bağırıp inerdim. Yani
olabildiğince hızlı bir şekilde minibüsü terk etmeye çalışırdım. Ben ne yapardım? Ben bak o kadar utanç verici bir an ki bana sordun mu soruyu ben dumur oldum mesela. Yani bilmiyorum. Oğlum ben çok riskli ama telefon açma kaptan şeyi kaptan dedim ya. Mesela daha boktan çünkü zaten sesin senden geldiğini anladılar. Bir de kaptan dedin tam şey oldun. Yani ya artık... sen zaten o raddeye kadar sıçtın zaten minibüste. Ben çık. Kaptan diye bağırmak da şey de herhalde şöyle. Kaptan geliyorum tarzı. Kapının açıldığı ilk an dışarı fırlardım. İlk yani iki durak falan abi. Bekledim diyor. İki duraklık falan bir şey var. İlk açıldığı an inerdim aşağı. Ufak bir porno sesi yapar mısın bana? Aa! Alo. Oha gitmez manyak. Ya sen çok sisteşin. Ben düşündüm de ben suçu yandaki amcaya atardım. Amcacığım sen dediğin numaraya girdik ama böyle bir ses geliyor buradan. Niye acaba? Hacı amca çok kızımı arayacağım dedim. Bağırıyor mu kadın bana? Of. İşte benim favori açılış. Hocam kız arkadaşımın ailesiyle tanıştığım gün. Benim favori açılışım budur. Ezugata teşekkür ederiz. Yemekten sonra lavaboya gittim. Of. Çok güzel bir şey geliyor ya. Taharet musluğunu açtım. Falan neyse sonra kalkacağım kapatmak için çevirdim su azalmıyor. Of. Yanlış yere mi çeviriyorum diye baktım ama yok doğru yer sonradan anladım ki vidası gevşemiş. Sen gevşetmişsin ayı gibi çevir çevir sağa sola bozmuşsun. Oğlum öyle bir şey değil lan. Yanlış yere mi çeviriyorum diye baktım ama yok doğru yer sonradan anladım ki vidası gevşemiş. Taharet musluğunu da sona kadar köklemiş. Götünü kaldırdı ben kapıya kadar sıkmış. Almıyor. Of. Yanlış yere mi çeviriyorum diye baktım ama yok doğru yer sonradan anladım ki vidası gevşemiş. Sen gevşetmişsin ayı gibi çevir çevir sağa sola bozmuşsun. Oğlum öyle bir şey değil lan. Yanlış yere mi çeviriyorum diye baktım ama yok doğru yer sonradan anladım ki vidası gevşemiş. Taharet musluğunu da sona kadar köklemiş. Götünü kaldırdı ben kapıya kadar sıkmış. Herif bir ara tuvaletteyken kız arkadaşınızın ailesinin evinde şöyle bir hayal etsenize. Tuvalette oturuyor herif bir ara götü kaldırıyor. Ulan ne olacak diye yarım göt kapıya su vuruyor. Diyor yok böyle çözemeyeceğiz. Telefonum da içeride şarjda. Of. Kıza da yazamaz. Hani kıza mesaj atarsın normal. Dersin ki ya burada bir çok boktan bir durum var. Bana yardımcı ol. Gerçi kız ne yapacak ki oğlum ya? Abi hani bir kere yazamazsın. Evin babasına gerekli söylemen gereken mevzu yani. Hiç kurtuluşun yok yani. Kayınpedere şunu diyeceksin. Ben sizin taharet musluğunu bozdum. Ya bir şey diyeyim mi? Yani gerekirse Rain Man'in Ela klibindeki gibi o küvette boğul ama yani bağırma ya. Hey yardım edin diye bağırma ya. Öyle bir yerde var değil mi? Bağırmaya başladım kız arkadaşıma. Hey yardım edin falan öyle ayağa kalktım. Bir de o hey yardım edin ne biliyor musun? Çok çaresizce. İlk kez hey yardım. Masadan kalkmış ya çocukcağız. Büyük evet. İhtimalle kayınpeder, kaynana, kız... Tabii. Çocuğun ilk feedback'ini veriyor çocuğa karşı. Efendi mi çocuğa benziyor ya sessiz sakin. İşte hey, anne şey diyor. Vallahi ben çok beğendim. Aynı bizim falanca falan yapıyor. O sırada mermere deliyor. Işte, kız da işte çocuğu övüyor bunları. Ya aslında daha önce gelecekti ama işte işlerini ayarlayamadım bilmem ne. Cartur. Abi tam kız diyor ki ulan ikisini de böyle pişmaniye gibi hallettim diyor. Ayarladım diyor. Hey yardım edin. İnanılmaz bir ilk buluşma ya. Bir şey diyeceğim abi. Bir kere ilk baştan bir başlayalım falsoyla. İlk buluşma, ilk kez tanıştığın aile evinde lütfen sıçma. Tabii. Orada yap git yani. Kral. Yap git şey abi ilk buluşma ya. Yap git. Arda'ya da yukarıdan başladınız. O evde sıçacak kadar yemek yeme. Şimdi tabii. Hani o kadar yüklenme ekmeğe falan yani. Minimal ye, çatalla biraz oyna, pilavın tersiyle karıştır ama... Yani sıçacak kadar yemek yeme ya. Hadi eğer bir şey diyeceğim. Sen söyle kanki bir. Yaptın mı boku hadi yedim bozdun. Yardım et diye de bağırdın. Oğlum yani... içeri kim girdi? Seni o haldeyken musluğu kim kapattı?
Oğlum bir de diyor ki kilidi açtım, pantolon, don, banyo, manyo su içinde kaldı. Yani berbat bir anı. Bak bütün utanmaları unutun. En kötüsü. Abi bu bir insan bence başına girebilecek en kötü, en utanç verici anı ya. Ne yapardık? Ya bu... Köttem, ben su açık. Ben kaynanaya yalakalık olsun diye 3 tabak mantı yemişsiniz. Allah sizi kahretsin. Vurmuş aşağı sancısı. Girdin tuvalete, işi gördüm, bitti. Taharet musluğunu çalıştırdın, kapattın, kapanmıyor. Götte taharet kaldı. Abi yapılabilecek en şey, iyi şeyi söyleyeyim mi sana? Kayınpederin borunuzu aldın, dayadın taharet musluğuna. sen felaket yani, suçun. Bir şey diyeceğim. Yok, bence doğru yapıyor. Ben şöyle en düşünüyorum bu arada. Benim kafadaki düşünce. Abi, çok hızlı ayağa kalktım. Bak, çok hızlı ayağa kalktım. Elimle taharet musluğunu... Aşağı şey yaptım yani, elimi öyle bir açıda tuttum ki su çarpıp aşağı indim. Evet. Üst kapağını kapattım. Artık tamam, üst kapağını vurup aşağı düşüyor su. Mantık hatası var. Kapıya ulaşacak kadar tazikli su elinde tutamaz. Abi hez ulaşıyor. Hez bizim chatte onu diyecektim yarım saattir. 7 yıllık evliymiş galiba. 7 yıldır beraberlermiş. Oğlum sen zaten bugünü atlattıysan siz sonsuza, öyle diyeyim sana sen. Tabii. İnanılmaz bir yani şey Allah yazmışsın. Ayırmasın. Allah ayırmasın yani. Benim aklıma şu geldi abi. Vida gevşemiş ya. Kesinlikle kıza yazardım. Sizin evde tornavida varsa getirir misin? Oğlum telefon yok. Yok. Ne tornavida? Son bir de tornavidayla yapılacak bir şey değil o. Şey yap abi. Donu çıkarıp taharet musluğuna sarsak. Yok. Benim yok, dediğim yok. En mantıklısıydı. Kabul edin. Kayınpederin borunuzu dayadın. Dayadın da sonra ne yapacaksın işte? Ertesi abi, günde English Home'dan yeni bir borunozu çektin. Tamam English Home'dan çektin de içeri gideceksin ya. Sonra kayınpeder tamam. Diyecek ki biz de bir elleri yıkayalım değil mi? Bir tat falan diyecek. Aynen. İçeri girecek adam. İçeri ya bir girecek şey kıl odaklı kendi borunozu ver adam. O rezillikten abi, kurtuluş yok. Ben en minimal, en ortalığı rezilliğe katmadan. Tamam da orada kayınpederle konuşmadan bu işi çözemezsin abicim. Tabii ya, orası %100. Yani dışarı çıkıp diyeceksin ki ya böyle bir durum oldu da taharet musluğunu ben bozdum galiba, istiyorsanız bir İngiliz anahtarı falan varsa bir bakalım. Ben bu arada hani her taraf ıslanmasın diye de sizin burnunuzunuz ya da orada işte kapı arkasında duran bir havluyu oraya koydum. Tamam. Oğlum bula bula benim bornozumu buldun der adam. Yani, ay, ya. Orada kimse bornozun peşine düşmez ya. Tabii. Ya, tuvalet batacak, oha, mermerle parti kalkacak. Bizim götümüz su içinde kalmış. 15 dakika boyunca derim sararmış. Herif bornoz mu anlatacak? Ayıp o kadar. Baksana adam diyor ki 15 dakika tazikte kaldı götüm diyor ya. Yok olmaz. Uyuşmuştur o göt. 13 yaşlarındaydım. Sokakta top oynarken mahalleden bir abi ne haber lan mastürban... Ne? Ne haber lan mastürbasyoncu diye kafamı sevdi. Oha. Mahalle abisi kanımızı dondurdun lan sapıklığınla. Tamam bu arada mahalle abisi böyle olur ki. Oğlum 13 yaşındaki çocuğa mastürbasyoncu deme, kuş ötüyor mu falan, bunlar rezil şeyler lan. Bu kelimeyi ilk defa orada duymuştum ve söylenmiş şekli çok hoşuma gitti. Çocuğun da çok hoşuna gitmiş. Gerçekten beni mastürbasyoncu olarak görüyorsun abi. Anlamı hakkında en ufak fikrim yoktu. Of, bu çok yanlış bir adama mastürbasyoncu dedi ya. Akşama kadar top oynadıktan sonra eve geldim. Eve babamın misafirleri gelmişti. O söz o kadar hoşuma gitmişti ki herkes gülüp eğlenir diye herkese hoş geldiniz dedikten sonra abime ne haber lan mastürbasyoncu demişti. Tabii herkes donlu kaldı. Ben anlam veremedim. Kendi kendime misafirlerin suratına bakıp sırıttım. Sonra abim anlamını söylediğinde yerin dibine girmiştim. Uzun bir süre misafirliğe gelen aileyle görüşmemeye çalıştım. Bu da böyle bir anım ve travmamdır. En korkunç olay yaşayan adam abi. Oğlum bu arada eve yok, misafirliğe şey gelen eve misafirliğe gelen aile diyor. Yani işte mesela bilmem ne teyze var. Bilmem ne amca var. Hatice teyzeyle Mehmet amca diyelim. Hatice teyzeyi 10 yıl sonra bile görsen aklına şu gelir. Ulan ben bu kadının önünde abime mastürbasyoncu dedim. Abi için de berbat bir şey bu arada. Ya abi, en kötü şey abi için zaten. Ya abi büyük bir ithamla karşılaştı. Yani beni kardeşim acaba gece gördü mü? Şimdi abi dediğine göre bir oynadı. Abi abiye bunu deyince abi ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Nereden gördün lan dedi. Hani
Abi de hani yani, abi zaten direkt kıllandı, anladın mı? Sen biz kapıda neyinden bakıyorsun lan falan oldu herif bir anda. Abi için berbat bir durum ya. Abi için çok kötü de. Böyle sokaktan duyduğun tabiri de ilk abiye söylersin ya. Kardeşimiz de onu yapmış. Taşkafa Emre. Herkesin ortasında da söylemezsin. Ya, 13 tabii canım. Bir şey diyeceğim. 13 yaş küçük bir yaş değil. Taşkafa Emre 7. sınıfta da anlamlarını bil şunların ya. 7. sınıf oluyor 13 yaş. Harbiden oğlum öyle. Sen 13 yaşında nasıl diye... mastürbasyoncu? Sen abine gerçekten mastürbasyoncu demek istedin mi dedin lan Taşkafa Emre? Bursa Yıldırım. Sen bize yalan söylüyorsun öyle. Oğlum. Elit bir yerde legalize ediyor dediği şeyi yani. Bursa Yıldırım olduğu nerede yazıyor? Chat'te yazdı. Sen bize yalan söyledin Taşkafa Emre. Abi mastürbasyon ya direkt kelime. Direkt o mesela 31'ci dese belki anlardı da. 13 yaşındaki bir çocuk o mastürbasyonu bilir abi. 2017 yılında askerden yeni gelmişim. Tehlike. Çalıştığım berber dükkanı yeni devir alın. Aa! Dilsizim dese ya. O dönem aynı zamanda bir arkadaşım, düşünsene şey, yorum şey diye bitiyor. Abi işte dilsizim bugünlerde sizi izleyip moral buluyorum falan yazsa öbür şerefsiz ne linç ederdik. Bak adamcağızın kalbini nasıl kırmışsın diye. O dönem aynı zamanda bir arkadaşımla beraber turizm işi de yapıyorum. Üniversite öğrencilerine tatil satıyorum. Kazıklıyor milleti Allah kahretsin. Dolandırıcısın yani. Bodrum tatili satın almak isteyen bir kızla konuştum. Anlaştık, satışı yaptım. Tabii konuşmalar esnasında nerelisin falan diyaloglarıyla ver. Var ya. Oh. Ufaktan bir flörtleşme oldu aramızda. Ama ben meslek etiğine çok aykırı buluyorum bu hikayeyi. Kız Kartal'da oturuyor, ben Yenibosna'da oturuyorum. Mesafeler arasında nasıl bilmiyorum. Kartal var abi arasında. Harbi mi? Yenibosna Avrupa'da mı? Ben de bilmiyorum. Evet. Kartal'ı biliyorum, Yenibosna'yı bilmiyorum. Tatil ben tarihinden önce bir pazar günü Karaköy'de buluşma planı yaptık Avrupa'da. Adam ben de şöyle çağırmış. Bir hastalık var. Deriz. Seni bayana çağırmış. Hastalık var. Bulunduğum ortamda yarım saat, bir saatten fazla oturamıyorum. Ne demek lan bu? Niye böyle? Sürekli yani, yer değiştirmek istiyorum. Nasıl lan? İyi şakaydı da yediler Turan. İyi şakaydı, bir daha yapma. Neydi şaka? Neyi bize söyleyin? Adam Yılmaz Vural mı? Yılmaz Vural sen? Evet. Aa, iyiymiş hakikaten. İyiydi de. Şahane şaka. Araya kaynadı. Neyse biz buluştuk, bir mekanda oturduk, çay, kahve, sohbet derken benim yine krizlerim baş. Oğlum, oğlan bir anda haller geliyor, oğlana kalkıyor gidiyorlar. Ve kıza buradan kalkalım Taksim'e doğru gidelim dedim. Biraz şaşırdı ama teklifimi kabul etti. Kız da manyak. İstiklal Caddesi'nde yürürken acıkmadın mı, yemek yiyelim falan dedim. O da çok acıkmadın söyledi ama eşlik edebileceğini söyledi ve ben o bölgeye de o ortamlarda çok alışık olmadığım için mal gibi liseliler gibi. Of. Of ya. Kendim okudum ama okumak istemedim ya. İnanılmaz ya. Çok kötü bir şey olmuş ya. Siz bir şey değil mi? Son götürülecek yer benim. Bak hikaye şöyle tercih, devam etseydi, hikaye şöyle devam etseydi daha az üzülürdüm biliyor musun? Taksim'de de beni dövdüler, cüzdanımı aldılar. Hani Burger King'e gitmesindense ya beni de dövdüler, cüzdanımı da aldılar. Yazsa harbiden daha az üzüleceğim ya. Burger King'e götürdüm. Onun yemeğinin parasını da ben ödeyince çok kızdı. Ve beni dövmeye başladı. Kıza şey demiş. İki menü 10 lira oluyor zaten ya. Ödedim sayılmıyor. Ben niye uğradığımı şaşırdım. Ben kadına hesap ödettirilmez kafasına sahip miyiz lan senin kafanız? Burger King'e gelmişsin. Burger King'deki şey tribi nasıl? Senin param burada geçme. Senin param burada geçmez. Ranch istiyor musun? Ballı hardal mı, ranch mi? Şşş, koy cüzdanı yerine. Bir de milkshake çakarız üstüne. Oh. Bak seni, şşş, dur bakalım. Onun yemeği parasını da ben, yani ne oluyor? Buna karşı olan bir kızla da ilk defa tanışmış oldum. Neyse yemeği gömdük. Ama bir şey değil mi? Kız da çok tatlıymış. Ne güzel oturmuşlar böyle patatesler, hamburgerler yiyip kalkmışlar. Yemeği gömdük. Tekrar Karaköy tarafına Galata yokuşundan inerken ben kızla bir temasım olsun diye sanki kakamla yürüyormuşum gibi. Ne? Kankam. Ha, kankamla yürüyormuşum gibi. Yine kalakça bir şey yapıp onu. Elimi kızın omzuna attım. Oha. Durduk yere. Koca bir lokma salata. İçeride içtiriz harbi bu lokma.
Kız neye uğradığını şaşırdı ve bana baktı, sesini çıkarmadı. Ama gözlerinde bu mal ne yapıyor hissini gördüm yani. Sonra arkadaş orada gururlu gururlu bakıyordur kendi kendine. Ulan neyi yaptım kulağımızına diye. Şaşırttım garip. Sonra Galata yokuşuna inerken oldukça etnik giyimli ve çok uzun sakallı biri bizim mekana oturtmak için önümüzü kesti. Mekanda tavla da vardı ve oynar mısın diye sorduğumda evet deyince bir de mekan. Kıza şey diyor, duvara. Aykut Elmas'ın tavla videosu var ya. Mekanda tavla da var. Tavla oynarken o komünist ve etnik tipli abi şakalar yapıyordu. Biz de bize ara ara ve sonra dönüp bence siz evlenirsiniz deyince ikimiz de birbirimize bakıp mal gibi kaldık. Sonra güldük. Aynen. Romantik de lan oralar. Yataksın tamam, abi. Şey first date başta çok berbat başladı da sonra işte bir tane komünist bir abi tavla oynar mısınız gençler? Nargile de var falan diyor. İçeri giriyorsun sonra şey demeye falan başlıyor. Acayip yakışıyorsunuz ha. Evlenirseniz bizi de çağırın falan diyor böyle. Kızla bakıyorsun böyle bilmelere başlıyorsun. Böyle. Akşam mercimek var mı? Bir yandan kayıyor değil mi? Tabii bir yandan sapık çıkıyor komünist abi. Hazırlığın var mı genç? Ama ne kızın ne de benim ikinci bir buluşmamızın bile olmayacağını o kadar emindi ki. Sadece o günü nezaketen doza vakit doldurma olarak görüyorduk bir iki saatten sonra. Üzüldüm lan böyle düşünmesine. Daha sonra tavlada yenildim ve mekandan kalkıp evlere dağıldık. Tatil sattığım için tarih geldiğinde ben de Bodrum'daydım. Orada tekrar görüştük. Kuzeniyle gelecekti ve kuzeni de erkek de Avusturya'dan gelmişti. Çok fazla beraber Aykut vakit geçiremedik ama aramızda bir kaynaşma oluyor. Bugün tam 1,5 yıldır evliyiz. İşte bu be. Oha. İşte bu. Aa. İşte bu. Böyle bir ters köşe yok. İşte bu. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Mis bir gibi. Ne olursa beyler, olsun. Beyler ümidinizi kaybetmeyin. Aynen öyle. Ne yaşarsa yaşasın. Bir şey söyleyeyim kader bağı bağlıysa oluyor. Senle tamam Nihat Atiboğlu. Senle senle Burger King'de çift menüyü yiyen kızı kaçırmamış adam işte. Görüyorsun değil mi? Müthiş bir hikaye. Bayıldım. Bir şey diyeyim mi? Bunu adam kendi fark edememiştir. Bunu arkadaşlarına anlatmıştır adam büyük ihtimalle. Oğlum kız senle Burger King'de çifte menü bile yemiş. Sen bu kızı kaçırma tavsiyesi gelmiştir. Müthiş bir hikaye ya. İçimiz ısındı biliyor musun? Bayıldım bu arada. Yine de müşterilerle yürüme Mustafa. Evet. Artık evlenmiş oğlum adamla. Sizin tavsiyesi veriyorsun. Adam 1,5 senedir evliyim de. Müthiş bir hikaye ya. Abi lise sonundayım. Bayılırım lise sonundaki etkinliklere. Bir etkinlikte bir kızla tanışmıştım. Kızla ortak arkadaşlarımız varmış. Tanışıp konuşunca ikimizde de bir hoşlanma durumu olduğunu fark ettim. Muhabbet uzadı. Ben de yarın bir işim var mı ya getirdim mevzuyu. Buluşma süper ayarlandı. Her şey çok güzel gidiyor. Ertesi gün metroda buluştuk. Çok tatlı bir kafeye doğru gidiyoruz. Tamam. Tam dışarıda oturalım. İçeride sigara içemem diyecektim. Kız sanki aklımı okudu. Umarım sigara içmiyorsundur dedi. Eyvah. Yalan işi geliyor. Burada ne yaparsınız? Ben söylerim işteyimi. Direkt o anda bıraktım. Söyleyeceksin abi. Çünkü kızla daha yeni tanışmışsın. En doğru konuşulacak zaman o. Hiç vakit kaybetmeden orada ne olduğunu söyle. Kız da bilsin sen de. Böyle yapılabilir bak abi. Normalde içiyorum ama şimdilik içmeyebilirim tarzı. İçeri oturabiliriz gibi bir şey. İçeri oturmak için yapılacak iş ne biliyor musun? Maalesef içiyorum. Değil mi? Maalesef eklersin. Güzel böyle bir şey inceltirsin onu. Ya bir de şu var, sigara içen insan için temel ihtiyaç ya. Hani ilk buluşmada içmedin ama ya bir sonraki buluşmada içeceksin yani. El mahkum. Ya o yüzden tam bunu söylemek ve kabul ettirmek lazım. Olmuyorsa olmuyor. Tura şöyle yapılamaz mı? Şimdi içiyorsun ya normalde. Ya ilk tamam buluşma olduğu için nezaketen o gün içmezsin. O gün zaten bence içmezsin. Sorun o gün değil. Ya evet ama işte genel bir yalanla başlıyorsun ilişkiye. Yarın gömleğin kokacak, ceketin kokacak. Yarın ağzın kokacak. Yani bir kızla bir ilişki temellendirmek istiyorsan gerek yok böyle bir yalana yani ilk saniyeden. Aa bak chatte bir tane yorum var. Bırakmaya çalışıyorum kolpası. Ne dersin bu işe? Yok ya yani, samimiyetsiz. Ya çok hani illa bir yalan ihtiyacı duyacaksa böyle bir şey denebilir. Aynen. Kız nasıl sigaradan nefret ettiğini anlatmaya başladı. Ben de bir yalan söylemişim. Devamını getirmem gerekiyor diye iyice abarttım. 3 ay Yeşilay'da çalıştım falan. Bokunu çıkarmış.
Oturduktan yarım saat sonra bizim ortak arkadaşlardan biriyle karşılaştık, sigara içtiğimi biliyor. Geldi, selam verdi, kız da masaya davet etti. O da oturdu, hemen sigara yaktı. Yalanı fark ettim hikayedeki. Neden? İçeri oturdular sigara içilmeyecek diye. Aa. Hikayedeki yalanı patlattım ya. Hayır, yine de dışarıda oturduk demişler. Tamam, devam edelim. Kötü bir okuyucusun. Harbi mi? Evet bak. Yine de dışarıda oturduk. Başı. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Hemen kolpa dedin. Özür bizimki dilerim, hemen başladı falan. Böyle şaka yolla azarlamaya falan. Ben... Kendi kolpacı adam. Her an kolpa yapabilir bu adam. Kız arkadaşına yalan söylemiş. Ben bu adama zaten güvenmem. Patladım, patlayacağım, bir şey yapmam lazım diye düşünüp ben de katıldım azarlamaya. Bir yandan da arkadaşım olan kıza kaş göz yapıyorum. Arkadaşım anladı mevzuya, patlatmadı beni, yalanımı ayak uydurdu. Sonra lavaboya gideceğim diye kalktım, tam o sırada telefonum çaldı. Ben telefonu cepten çıkarırken benim sigara paketi tak diye yere düştü. Telefonu da açmış bulundum. Kız sigaraya bakıyor, ben kıza bakıyorum. Arkadaşım gülme krizine girdi. Telefondaki de bağırıyor, ses versene diye. O an sadece bırakmaya çalışıyorum diyebildim. Lavabodan geldiğinde kız gitmişti. Af be. Bu hikayedeki asıl suçlu Mehmet Fikri'nin arkadaşı bu arada. O masaya niye oturuyorsun ki? Bu arada harbi onunki hayvanlık bu arada. Niye? Ama ulan tek suçlu. Hayır, görüyorsun bir evet yani. Ortamı var. Kaldı ki hadi hani erkek olsa diyeyim ki ulan kafası basmamış. Bir de kızsın yani. Hani bir orada bir first date durumunu da anlaman lazım. Ona rağmen oturuyorsun, bir de bunların muhabbeti ortak oluyorsun. Ya bir kalksana gitsene babacığım oradan. Ha gitse de o olan patlarmış. Kızla alakası yok patlayışının. Elden cepten telefonu çıkarırken sigara paketi patlayacakmış zaten. Ama orada ben sigaradan daha çok kıza kuruldum. Ya bir buluşma var abi burada. Abartılı bir tepki olarak mı yorumladın? Kızın masaya tepki. Oturması, öbür kızın kalkmasını mı abartılı buldum? %100 abartılı oldu. Yani sigaradan istediğin kadar nefret et abi. O olan belli ki sana çekindi, söyleyemedi içtiğini. Sonra sana bir yalan söyledi. Yalan güzel bir şey değil ama. İlk yalanından kırmızı kart verme yani. Bir de öncesinde konuşmadınız mı ya? Hiç sigara içiyor musun, içmiyor musun? Çok net, bu kadar çok, temel çok bir ağır yalan... kırmızı görmüş ama çocuk. Çok ağır kırmızı bence. Ya. Bir şey diyeceğim. Bu kadar temel bir anda, bu kadar temel bir yalan ortaya çıkmayacağına düşünen adamın masasından da kalkıp gidersin ya. Ama ben yok abi Turancığım, bir şey de bir şey de kalk. Yani burada yalan ayıp, %100 ayıp ama bir şey de kalk. Hı-hı. Yani ben böyle bir yalanı kabul edemiyorum. Bana karşı daha dürüst olmanı beklerdim de kalk. Yani oğlan tuvaletten dönüyor, kız yok. İlk günden yalan mı söylenir de mesela. İlk günden yani. Bana böyle büyük bir yalan söyledin. Ben sana bir daha nasıl güveneyim de kalk. Yani şimdi burada çocuk... Yazmış Mehmet. İlk kızla başka yerlere denk gelmiş. Yüzüne bile bakmamış. Yani bu kadar abartı geldi bana. Bu kadar taklılık bir şey yok maalesef. Lise son... Fluisit. Lise sonunda bir arkadaş ortamından kızla konuşmaya başladım. Ve dörtlü date yapıp iyice yakınlaşma planı yaptık. Ve biz bir pizzacıya gittik. Date mi? Double date mi dörtlü date dedi? Yoksa ya, dört tane çift mi? Evet evet, double date, doğru doğru, double date. İş yeri 2-4. Pizzacıya gittik. Pizzacı nasıl beyler? Biraz bunu konuşalım. Abi yani. Pizzacı yani pizzanın dilimleri büyük ve çatal bıçakla yenebilecek kıvamdaysa iyi. Diğer pizza, türlü kötü. Yabancı çok seviyor pizzalı ilk date'leri bu arada, onu söyleyeyim size. Ben mesela romantik filmlerde falan hep görüyorum. Bir pizza alıp işte bir şey kenarda oturup. Avusturya'da falan da çok şahit oldum. Pizza alıp böyle içki bilmem ne, nehir kenarında oturma işleri. Abi bir de pizza yemesi kolay ya. Pizza first date'de okey mi? Abi 50 yeniyorsa okey değil ya. 50 yeniyorsa okey değil. 50 yeniyorsa da okey bence. Franchise değilse okey. Butik bir yerse okey bence. Yani... Butik bir pizzacıya gitmek lazım ilk date'te. Ama her ama şimdi butik pizzacıya olan... gittin. Korhan pizza. Tamam. Abi Korhan butik pizzacı olmaz ama yani. Korhan pizza ama. Abi. Tamam, Korhan pizzaya gittik abi. Korhan tamam pizzaya gittik, tamam mı? Kız bir pizza söyledi. Sen bir pizza söyledin. Korhan pizzacı pizza. Instagram fenomeniymiş. Senin pizzanın üstünde erimiş kaşarı böyle döke döke geliyor adam. Of. Nasıl yiyeceksin onu? Hacı vardı ya.
Nasıl yenecek o? Ya çok absürt senaryo kurdun. Ya mesela butik pizzacıya gideceksen de adını biraz havalı seçeceksin. Korhan pizzaya gidelim demez misin kıza mesela? Yok, Chicago pizza mesela. Tamam. Havalı ismin Korhan... de mesela, havalı ismin. Abi diyorum Chicago pizza atıyorum. Chicago havalı değil ki oğlum be. Yok, Chicago pizzaya gidelim mesela. Sen mesela tamam. Hilmi senle oyun, evet. Senle artık senin first aid derslerin başlasın. Ben sizin üniversitenizden Ebru'yum. Evet. Beni first aid için Chicago pizzaya davet eder misin? Nasıl ederdin? Abi bunu nasıl davet edeyim ya? Bu şekilde nasıl abi, davet edebilirim? Derken doku. Bana mı yetti sıra? Yok, dur, geçmedi. Hayır. Abi tamam. Derken Hilmi. Tamam, Ebru'cum. Ebru'cum mu? Ay ya bak. Oha. Hatun kişilikte var oğlum. Ben oturuyorum bak, not tutuyorum. Boğaziçi'liyim. Dersler süper. Laylaylom. Tamam. Hilmi merhaba. Nasılsın? Hilmi verdiğim taktikleri hatırla. Tamam dur. Yanındaki ayı da kim taktik falan diye. Oğlum girme bak. Benim şu an roldeyim. Tamam, devam ediyorum. Tamam. Buyur Hilmi'cim. Sen not tutuyorsun değil mi şu an? Ben şu an bak önümde defter var, yazı yazıyorum. Sen, seni de tanıyorum yani. Bir iki mesajlaşmışız. Evet. Oradan tanıyorum seni. Tamam. Ebru selam. Ne haber? Oğlum sen anketör müsün ya? Bir koru. Nasıl gireceğim? Bağlı oğlum bir şey. Ebru selam. Dilenci ya da anketör değilim. 5 dakikanı alacağım sadece falan diye girilmez ki. Abi dur, devam edeceğim ya. Bak dur. Not tutuyorsun. Tam notla alakalı tamam, bir şey soracağım. Tamam. Ben şu an yazı yazıyorum. Aa evet. Hilmi merhaba. Ben dur, ben gireyim dur. Sen, gel, ben tamam, seni sen... görüyorum dur. Aa Hilmi merhaba, buradayım. Abi böyle girilmez ki. Buradayım da ya. Pas mı istiyorsun benden? Ha. Abi nasıl girilsin? Buradayım da ya. Sana ya. Ye abi benim selam diye bana. Hilmi herhalde Kılıçdaroğlu ile date çıkacak. Buradayım. Abi ben buradayım. Mantığa buradayım. Tam tamam, haberden tamam, daha beyler, yapacağım. Şimdi oynayacağım. Tamam. Bu, devam et. Ben not tutuyorum. Tamam. Geldim. Selam Ebru. Nasılsın? Dedim. Aa Hilmi merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Tahtada işte termodinamik not olsun atıyorum. Ya ben de şu soruyu hiç anlamadım. Bana anlatabilir misin? Tarzı bir şey. Az yere kendine bir hoca tut Hilmi. Ya böyle bir şey sorulmaz ki. Hemen, böyle kıza denmez. Niye hemen? Abi bir dakika. Kız böyle bir şey demez. Ben bunu kabul ediyorum. Kıza ikinci cümlesinde hemen istek. Bir kızın derdini dinle. Derdini abi nasılsın? Der, der, abi şey nasılsın ol dedim. Nasılsın dedim işte. Hasan abi, empati yapamadığın konu şu. Bak, empati yapamadığın konu şu. Üniversite sınavında ilk bine girmiş adam o soruya bayılır. Bana bir şey anlat sorusunu. Aa, bir de o da var. Ha, öyle mi diyorsun? Yani, tamam. Üniversite anlattım. Burası da böyle. Burasını da şöyle yaparsın. Böyle böyle çözdüm ben bunu. Böyle böyle falan fistan. Evet. Bitti yani. Ya çok. Bu. Tamam. Ya çok teşekkür ederim. Çok yardımcı ben oldun. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah ya, birbirimize yardımcı sana olacağız. Aynı okulda tamam okuyoruz. Işte. Sus, sözümü kesme. Kerim ben. Sus. Tamam. Teşekkür ederim ben de. Ne zaman bir ihtiyacın olursa beraberiz zaten. Buradayız, konuşuruz. Ya çok yardımcı oldun. Sana bir kahve borçlandım. Müsait oldun bize zaman kahve içelim. Tarzı. Çok tamam, mu kötü? Tamam, ne diyoruz buna? Tamam. Buna ne diyoruz? Berbat değil. Asla yani berbat olduğunu düşünmüyorum. Kızın tamam gönlü varsa geçer. Tam çıkarken yanımdaki erkek arkadaşım ağzım feci ton balığı kokuyor dedi. Of. Çok rezil berbat edici bir şey ya. Berbat. Ben de utanarak nefes almamaya başladım. Eve dönmek için ilçe değiştirmemiz gerekiyordu ve maalesef utandığım için nefes almamaya başladım da. Ağır be kral. Maalesef otobüse bindik ve kız arkadaşımla arka taraflarda yan yana oturduk. Kız bana davranıyor. Oha! Kızla yakınlaşalım falan gibi mi yapıyor? Aha, ben öyle anladım. Ben ağzımı kaçırıyorum, fısıldayarak halk işinde izliyorum. Normalde acımam, öpüşürüm. Bir kız bunu biliyor. Kız iyice zorladı. Ben de dayanamadım, izin verdim ve kız dudaklarıma yapıştıktan 3 saniye sonra geri çekildi. Ve camdan dışarı bakmaya başladı. İnanılmaz ya. Berbat ya. Abi o yaşlarda bir de lise sonsun falan. Öpüşüyorsun. O içindeki heyecan, kıpırtı.
3 saniye sonra dönüp camdan dışarı umutsuzca bakan bir kadın var karşında. Ne kötü ya. Utançtan oturma organım bile terledi. O günden sonra 2 sene boyunca yanında deodorant gezdirdim ve acil durumlarda ağzıma deodorant sıktım. Korkunç bir adamsın sen ya. Kolpametre patladı. Kolpametre vurdu. Nerede vurdu biliyor musun? Kız seni tombalıkta yerken görmedi mi?